Yeni Amatör Telsizcilere Tavsiyeler 9. Bölüm. Amatör Telsiz Operatörü, Amatör Sorunlar ve Amatör Sorumlulukları. Evet değerli arkadaşlar, buraya kadar takip eden, araştırmalarını yapan ve anlayarak okuyan herkese teşekkürler. Artık bir önceki yazımızdaki detaylara da bakmış biri olarak artık simplex nedir, röle nedir, anten ne derece önemli, güç kaynağı ne kadar önemli bilen ve daha bilinçli ilerleyen bir yeni amatörsünüz. Böyle devam lütfen. Aklınıza gelen sorular hakkında bu yazılarda belirttiklerimiz, yaşadıklarımız ile sınırlıdır. Lütfen anlatımını istediğiniz farklı konuları da mesaj atın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir konu ile alakalı olarak da bazı arkadaşlar soruyorlar veya birileri kulaklarına fısıldıyor ve cevap bulamıyorlar. Soru şu, telsizi yanımızda taşımamız sorun olur mu? Bakın değerli arkadaşlar günümüzde en büyük sorun araştırmacı bakışımızdan uzaklaştırılmak. Aldığınız lisans belgesi arka yüzünde yazan yazıyı tekrar okumayı unutuyorsunuz ülkemizde her ne kadar sır gibi saklanıp doğru düzgün bir tanıtım veya açıklayıcı bilgi duyurusundan uzakta kalınmış olsa da, amatör telsiz operatörü, ne demek birçok memur arkadaşlar bilgisine haizdir. Kendileri emin olamasa dahi inanın bir üst amirleri veya daha üst mertebeler muhakkak bundan haberdar. Sizler bu belge sahibi olarak amatör telsiz cihazı taşıyabilir, aracınıza takabilir, evinizin çatısına anten yerleştirebilirsiniz. Ancak eviniz çatısı kısmında özellikle apartman hayatı yaşayan veya site oturumunda bulunan arkadaşlarımız biraz zorlanmakta. Bu belge sahibi olmanız tabi ki komşularınızda veya konu hakkında bilgisi olmayan memur arkadaşlarla ters ilişkilere girmenizi gerektirmiyor. Size bu ne anteni? Vaz istasyonu mu? Bu telsizde ne? Sen necisin? Devrem naber? Gibi birçok soru gelebilir. Size düşen vazife, bunun ne olduğu konusunu sabırlı açıklayıcı şekilde anlatmak. Öncelikle bir memur tarafından aracınız veya elinizde ya da belinizde takılı da olsa telsizle ilgili bir sual geldiğinde yapmanız gereken ilk şey bunun bir amatör telsiz ve sizin de kıyı emniyet genel müdürlüğü kayıtlı bir amatör telsiz operatörü olduğunuzu söyleyerek isterlerse lisans belgenizi takdim edebileceğinizi belirtmenizdir. Bazen karşınıza 12 diyen bir memur denk gelebiliyor. O arkadaşın yeterli bilgisi olmadığı gerçeğidir. Kendisine, size yakışan bir üslup içerisinde konu hakkında yeterli bilgisi olmadığı ve bu konuda üstlerine danışması gereğini nazikçe belirtmek en doğru vazife olacaktır. Göreceksiniz ki tavır tamamen sizin sergilediğiniz yönde gelişecektir. Onlar da ister istemez görevlerini yapmaktalar bunu unutmamak gerekti memur sorgulamalarından çok daha fazla sizleri yoracak olan, komşu anlayışsızlık durumları bu konularda belki de tecrübe edinmeniz için ideal anlardır. Çatıya sabit anten yerleştirmek isteyen neredeyse her amatör arkadaşın yaşadığı sahneler içinde siz de yer alabilirsiniz. Müstakil bir eviniz olsa dahi, eğer araziniz çok geniş değilse muhakkak sizde bunun ne olduğu konusunda birçok anlatım yapmak zorunda kalacaksınız. Sabırla anlatın lütfen. Göreceksiniz ki bunu başardığınız an karşınızdaki kişi de, az bir ihtimal olsa da konuyla alakalı bir ilgi doğacaktır. İlgilenmese dahi size olan saygısı artacaktır. İnatlaşmadan uzak durarak çatıya böyle bir anten koyabileceğinizi ve bunun herkese bir faydası olabileceğini, bunun ellerinde veya ceplerindeki telefondan çok daha zararsız olduğunu izah etmek her zaman için sizin tercih ettiğiniz yol olmalıdır. Alışveriş merkezleri girişlerinde bazı bilgisiz ve konum gereği kendini çok farklı yerlerde gören kişilikte, diğerleri müstesna, güvenlik personeli arkadaşlara da sorulduğu takdirde belge ibrazı yapın ve telsizde buraya giremezsiniz gibi bir müdahale olursa lütfen güvenlik amirinizi çağırın kendisiyle görüşelim diyerek tartışmadan uzak kalın. Yetkili kişi geldiğinde elinizdeki belgeyi tekrar ibraz edin ve bahsi geçen şekilde bir yönetmelik varsa görmek istediğinizi belirtin. Tüm bunlar yeterli gelecek ve kendileri de konuda vesile ile bilgi sahibi olacaktır. Bizler hem bir hobi icra ettiğimiz için, hem de amatör telsiz operatörü genel kuralları olarak, bu hobi için yaygın hale getirme çabası göstermekte de mükellef bireyleriz. Maalesef ki bizler de geçmişten geldiği gibi bunu bu şekliyle anlatma uğraşısı göstermezsek, bilinmez ama gelecek nesil amatörleri yine en baştan başlamak zorunda kalacaklardır unutmamak gerekti. Sakin ve içten olmalıyız, gereksiz şekilde kendimize farklı görünümler verme çabasına girmemeliyiz. Zaten dışarıdan bakışlar ister istemez farklı olacaktır. Bu ilk zamanlarda belki hoşunuza gidecek gibi olsa da inanın zamanla sizi sıkmaya başlayacaktır. Elinizde veya aracınızda bulunan cihazlar oyun için fazla sorumluluk taşır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sizin için bu kısmı daha çok düşünmek inanın çok daha hayırlıdır. Bedeli yüksek olacak oyunlara girmeyin size yakışan, hobinizi hakkıyla icra etmektir. Bazı arkadaşlar en başta demiştim hatırlarsanız, bu hobiye girişte sadece ticari algı ile giriş yapıyorlar ancak o da işletme açarak değil tabi. İşletme sahibi birer vergi mükellefi olanlar başımızın tacı. Amatör yardımlaşan, yardım edici, bilgi paylaşıcı, araştırıcı ve içten olmak zorundadır. Yoksa da amatör değil profesyonel olur. Amatör lig oyuncusu ile profesyonel lig oyuncusu örneği aynen geçerlidir ve hepsinden bir de farkı vardır. Bizim hobimizde profesyonel oldukça az olup profesyonel olanların birçoğu amatör kökenlidir ve hala amatör kısımları devrededir. Bu diğer hobilerde pek olan bir şey değildir. Bu fark dahi bizler için mevcut. Saygın ve elit ve bir o kadar da insan sorumluluğu taşıyan gönül inanın bu hobide bir araya gelir. Bir başka amatör arkadaşı kandırıp veya ayıplı kusurlu ürünleri veyahut çok daha uygun şekliyle temin edebileceği bir ürünü kendisine anlık kazanç uğruna çok üst rakamlara satarak kar etme çabası hobi menfaat uğruna alet etmekten öte bir hareket değildir, olamaz da. Gerçek amatör telsiz operatörü, kimseye insanlık ve ahlak kuralları dışında davranmaz, bilgiçlik taslamaz, hiç kimse için haberleşme engeli yaratmaz, sabırlıdır, sakin olmayı bilir, her durumda empati kurmaya hakimdir ve her havadaki ses onun dostu ve kardeşi gibidir ilkesi ile davranır. Durup bir etrafınıza bakın, durum böyle değil mi yoksa? Değil diyorsanız hadi madem, kolları sıvayalım ve artık o şekilde olsun. Yıllara yazık olmadan